Ama işte burada şöyle bir his oluşur bizde. Mesela diyelim ki Haluk abi diyor ki ben çok iyi hat bilirim. Şimdi ben işin gerçeği yani tamam da daha şimdiye kadar Haluk abinin çizdiği bir hattı ben görmedim. Hani acaba gerçek mi değil mi? Bu bende çok fazla bir kanaat uyandırmaz. İkinci bir noktada ben şunu hissederim. Ya eğer gerçekten Haluk abi çok iyi hat bilirim diyor ama bu gerçekten Haluk abide bir özellik olarak varsa bunu Haluk abinin çizmiş olması lazım. Başka türlü olmaz. Tezahür etmesi lazım. Yani içinde eğer bu kabiliyet gerçekten varsa bu tezahür etmesi lazım. Bu aslında ince bir sır. Yani bir şey bu hani bırakılan yer şey bırakılan şey yere düşerden daha güçlü bir varlık kanunu. Yani ta işte bu Hazreti Adem'den beri bizim bildiğimiz şekliyle işliyor ama bir de mesela bu okyanustaki balıklarda bilmem işte ormanlardaki çok farklı mahlukatta, kelebeklerde, sineklerde, böceklerde, kelebek farklı şeylerde istidat dediğimiz şey bu hayvanda bir güzellik istidadı varsa bu kanadında, sesinde, ondan sonra görüntüsünde bir şekilde tezahür etmesi lazım. Yani bülbül ötmeden bülbül olmaz yani ona o zaman bülbül denmez. Gül de o kokusuyla ve görüntüsüyle bize arz-ı endam etmeden biz ona gül demeyiz. Bu bir kanun aslında. Şimdi bu kanunu üstad şöyle çok güzel özetlemiş. Diyor ki her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister.